Herkese selamlar. Gezegen VPN YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Android'de dark web'e giriş nasıl yapılır sorusunu yanıtlayacağız. Dark web internetin geleneksel arama motorları tarafından dizinlenmeyen bir bölümü ve bu yüzden Chrome, Firefox ya da Safari gibi bildiğimiz tarayıcılarla erişim sağlayamazsınız. Aynı durum Android telefonlar için de geçerli. Gerekli birkaç aracı kullanmadan dark web'e güvenli ve gizlilik dostu bir şekilde erişim sağlayamazlar. O halde sorumuz şu. Hangi araçları kullanmamız gerekiyor ve Android'de dark web'e nasıl giriş yapılır? İlk olarak Tor isimli tarayıcıyı kullanmamız gerekiyor. Dark web'teki web siteleri alışılagelmişten farklı olarak .com ya da .net gibi uzantıları kullanmıyorlar. Bunun yerine .onion uzantısını kullanırlar. Tor tarayıcısı ise yan uzantılı web sitelerine erişmemizi sağlar. Evet Dark Web'e sadece Tor tarayıcısı kullanarak erişebilirsiniz. Ama bu yöntem ne kadar anonim ve güvenli olduğu iddia edilse de aslında oldukça tehlikeli. Biraz teknik bilgi vermek gerekirse Tor trafiğinizi Tor ağındaki birkaç farklı düğüm ve aktarıcıdan geçirir ve Tor Browser'ı kullandığınızda verileriniz bir giriş düğümünden sonra orta düğümden ve çıkış düğümünden geçer. Ve bu düğümlerin her biri yeni bir şifreleme katmanı demektir. Yani onion soğana benzetebilirsiniz. Fakat bu bahsettiklerimizden giriş düğümü yüzünden internet servis sağlayıcınız tam olarak ne yaptığınızı göremese de Tor tarayıcısı kullandığınızı görebilecektir. Ve bu da genellikle şüphe çekmek için yeterli bir sebeptir. Çünkü malum Dark Web her zaman olmasa da genellikle karanlık bazı işler için kullanılıyor. Tabii ki de bu durumda kimse Tortoise kullandığının bilinmesini istemez. Buraya kadar tamam. Artık Android'de Dark Web'e nasıl girilir biliyoruz. Tor tarayısıyla. Peki asıl değinmemiz gereken soru. Android'de Dark Web'e güvenli bir şekilde nasıl giriş yapılır? Öncelikle Tor Browser kullandığımızı gizleyerek ve Tor ağının sorunlu kısmı olan giriş düğümüyle ilgili problemi çözerek işe koyuluyoruz. Bunu yapmak için gerçek IP adresinizi değiştirerek gizlemeniz ve bağlantınızı şifreleyip internette ne yaptığınızı kimsenin görememesini sağlamanız lazım. Bunu yapmanın da en kolay ve en güvenli yolu ise kendini kanıtlamış Premium sınıf bir VPN kullanmak. Biz bu amaçla ExpressVPN kullanıyoruz. Çünkü ExpressVPN'i kolaylıkla bilgisayarınıza, telefonunuza, akıllı televizyonunuza, tabletinize ya da internet yönlendiricinize bile kurabiliyorsunuz. IP adresinizi sahip olduğu 94 ülkeden herhangi biriyle değiştirmenizi sağlar. Hatta bağlantınızı askeri düzeyde şifreleme kullanarak şifreler ve başka bir ülkedeymiş gibi görünmenizi sağlayıp internet servis sağlayıcınız ya da hackerlar tarafından da izlenemez hale gelirsiniz. ExpressVPN şifreleme yeteneğiyle beraber IP ve DNS sızıntı korumasına da sahip ve hatta oldu da bir şekilde VPN ile olan bağlantınız koparsa kimliğiniz açığa çıkmaması için internet bağlantınızı kapatan bir otomatik bağlantı kesiciye de sahip. Bizce bunların hepsinden de iyisi ExpressVPN'in kanıtlanmış sertifikalı bir kayıt tutman politikası da olması. Yani bu sayede tarama geçmişiniz, IP adresleriniz, DNS sorgularınız, zaman damgalarınız gibi hiçbir veriyi kaydetmez ve eğer ki yetkili makamlar ExpressVPN'den bilgi talebinde bulunsalar bile onlara verebilecekleri hiçbir şeyleri de olmaz zaten. Android'de Deep Web'e nasıl girilir sorusunun cevabı aslında en basit haliyle bu yöntem. Peki ya pratikte nasıl uyguluyoruz? Gelin şimdi de ona bakalım. Gördüğünüz gibi tamamen ücretsiz bir şekilde tort arayısını indirdim. Linki sizin için de açıklama kısmına koyuyorum. Sonra bağlantımı şifrelemek için önce ExpressVPN kullanacağım. Bunu yapmak için buradan sunucu listesini açıp buradan tüm konumlara tıklıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi ExpressVPN'in sunduğu 94 ülkedeki 3000'den fazla sunucuya bağlanabiliyorum. Misal Avrupa'ya tıklayalım ve ardından da Fransa'yı seçelim. Artık Fransa'dan bir IP adresim olmuş oldu ve böylece gerçek IP adresim değişti ve bağlantımı da şifrelemiş oldum. Kısacası artık internet servis sağlayıcım tarafından izlenemez hale geldim ve bundan böyle Tor tarayıcısı kullandığımı da benden başka kimse bilemiyor. Şimdi sıra Tor tarayıcısına geldi. Gördüğünüz gibi birkaç ufak farkla beraber aslında normal bir internet tarayıcısıyla benzer. Şimdi de dark web sitelerinin bazılarını bulabileceğiniz In The Hidden Wiki sitesini ziyaret edelim. Şimdi kusursuz bir şekilde çalıştığını kanıtlamak adına herhangi bir siteye giriş yapabiliyoruz. Misal burada Financial kısmına tıklayıp The Secret Market sitesini ziyaret etmeyi deneyelim bir. Evet kusursuz bir şekilde çalışıyor ve gördüğünüz gibi 10 yıl uzantısı da bunun gerçek bir dark web sitesi olduğunu bizlere kanıtlıyor. Artık Android'de Dark Web'e nasıl giriş yapılır bildiğimize göre ExpressVPN'in tahmin edebileceğiniz gibi ücretsiz bir VPN olmadığını da belirtmemiz lazım. Fakat Dark Web'e giriş yapma eğiliminde biriyseniz emin olabilirsiniz ki ExpressVPN kadar güvenli ya da gizlilik dostu başka bir VPN de yok. Ücretsiz VPN'ler ise aylık kotaya sahiptirler, şifrelim düzeyleri oldukça düşüktür, çok yavaş çalışırlar ve en önemlisi tabii ki tarama geçmişinizi, IP adreslerinizi, kişisel bilgilerinizi depolayıp bunlarla para karşılığında üçüncü taraflara satarlar. Ya da yetkili makamlardan herhangi bir talep gelmesi durumunda bu bilgileri onlarla da paylaşırlar. ExpressVPN'in kayıt tutma politikası dünyanın en büyük dış denetim şirketlerinden biri olan PricewaterhouseCoopers tarafından sertifikalı ve Android'de Dark Web'e giriş yapmayı tamamen gizli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Ücretsiz VPN olmasa da ExpressVPN'i %49 indirim ve 3 ay ücretsiz kullanım hediyesiyle satın alabilirsiniz. En güzeli ise olur da beğenmezseniz 30 gün içinde koşulsuz şartsız para iadesi de alabiliyorsunuz. Biliyorum ülkemizde bu iade politikalarına çok çok güvenemiyoruz ama ExpressVPN gerçekten sözünü tutan bir şirket. Hatta biz önceki videolarımızdan birinde bu iade garantisini denemiştik. Canlı yardıma iade talebinde bulunmuştuk ve burada ekran görüntülerinden de görebileceğiniz gibi paramızdan herhangi bir kesinti yapılmadan kart Sizde geri yatırılmıştı. Siz %49 indirim, 3 ay ücretsiz kullanım hediyesi ve 30 günlük para iadesi sunan bu özel teklife ulaşmak isterseniz aşağıda açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Android'de Dark Web'e giriş nasıl yapılır sorusunun cevabı oldukça basit. Bağlantınızı güvenceye almak ve şifrelemek için ExpressVPN'e ihtiyacınız var. Sonra ise Dark Web sitelerinden birine ulaşabilmek için Tor tarayıcısı kullanmanız lazım. Bu arada sadece Android için değil diğer tüm cihazlar için de bu yöntemi birebir aynı şekilde kullanabilirsiniz. ExpressVPN'i ve Tor tarayıcısını telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza, akıllı televizyonunuza ve hatta internet yönlendiricilerinize bile kurup birkaç basit adımda Dark Web ya da Deep Web'e erişebilirsiniz. Böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım ki işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ve hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü bunun gibi taktikler paylaştığımız videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve güvenli kalın.